Gazze'de yakın zamanda bir ateşkes ve rehine takası olabilecek gibi görünüyor. Tarafların bu konuda uzlaşmaya yaklaştıkları söyleniyor, iddia ediliyor. İsrail Savaş ve Güvenlik Kabinesi 3 aşamalı yeni bir teklifin görüşüldüğünü belirtiyor. Paris'teki ateşkes görüşmelerini arabuluculuk eden Katar'dan da Hamas'ın teklife olumlu aklı açıklaması geldi. Gazze'de ikinci ateşkes ve rehine takası bu kez yakın görünüyor. ABD, Katar ve Mısır'ın İsrail yetkililerle Paris'teki görüşmelerinde şekillenen 3 aşamalı plana taraflar sıcak bakıyor. Anlaşma 3 aşamadan oluşuyor ve ilk aşamada 40 günlük bir ateşkes öngörülüyor. Ardından Hamas'ın elindeki 100'den fazla rehineyi serbest bırakması bekleniyor. Üçüncü aşamadaysa İsrail askerlerinin ve ölen rehinelerin cenazelerinin teslim edilmesi var. Bunun karşılığında da serbest bırakılacak Filistinli mahkumların sayısı ise hala müzakere ediliyor. İsrail Savaş Kabinesi ile Güvenlik Kabinesi Tel Aviv'de ateşkes ve rehine takası teklifini görüşmek için toplandı. Ancak ne karar alındığı yönünde henüz bir açıklama yok. Teklife Hamas'tan da henüz bir yanıt yok. Fakat Katarlı yetkililer Hamas'ın ateşkes anlaşmasını olumlu karşıladığını duyurdu. Hamas'ın İsrail'den çatışmaların devam etmeyeceğine dair bir garanti talep edeceği belirtiliyor. Uzlaşı olursa bu, 7 Ekim'den bu yana varılan en uzun ateşkes süresi olacak. Rehineler nedeniyle iç siyasette de köşeye sıkışan Netanyahu'ya eski askerler de bayrak açtı. Aralarında eski Savunma Bakanı Moshe Yalon ve eski İsrail Genelkurmay Başkanı Dan Halutz'un da bulunduğu 9 kişilik bir grup, Netanyahu'nun görevden alınması için yüksek mahkemeye başvurdu. Bildiride Netanyahu'nun sağlığının kötüleşmesi ve ülke menfaatlerinin şahsi çıkarlarına kurban etmesi gerekçe gösterildi. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden da Batı Şeria'da tırmanan şiddet olayları nedeniyle Yahudi yerleşimciler hakkında yaptırım kararı aldı. Yaptırımlar 4 aşırılıkçı Yahudi yerleşimci için uygulanacak. Netanyahu'dan bu karara kınama geldi. İsrail'in yasaları çiğneyenlere karşı önlem aldığını öne sürdü. Biden, Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygularken ABD Kongresi ise Filistin Kurtuluş Örgütü üyelerinin ülkeye girişlerini yasaklayan tasarıyı onayladı.